Merhabalar, bu videoda size Android için bir casus yazılım önleme programından bahsedeceğim. İsmi CleveGuard, CleveGuard diye ekrandaki gibi yazılıyor. Bu uygulama telefonunuzu casus yazılımlardan koruyor ve telefon verilerinizi güvende tutuyor. Eğer bilginiz olmadan bir şekilde telefonunuza kötü amaçlı bir uygulama yüklendiyse, bu program sayesinde bunu tespit edip silme şansınız var. Birazdan uygulamayı beraber yükleyip kullanacağız. Hem ücretsiz hem pro versiyonu var. İkisinden de bahsedeceğim. Günümüzde artık tüm işlemleri cep telefonumuzdan yapıyoruz ve artık gizlilik ve güvenlik çok önemli. Programın ayrıca ekstra özellikleri de var. Örneğin e-posta şifreleriniz çalınmış mı, bir şekilde sızdırılmış mı bunları kontrol edebiliyor. Daha önce çalınan şifrelerle sizin şifrenizi karşılaştırabiliyor. Cep telefonu belleğinizi boşaltabiliyorsunuz. Gereksiz dosyaları temizleyebiliyor. Bunun dışında mikrofon, kameraya erişimleri de görebiliyorsunuz. Hangi uygulama ne kadar ne izinleri kullanıyor hepsini görebiliyorsunuz. Ve bu casus yazılımlara karşı isterseniz 7/24 tam gerçek zamanlı tespit ve koruma da sağlayabiliyor. Hadi şimdi uygulamaya geçelim ve bakalım nasıl kullanıyoruz bu uygulamayı. Gelin şimdi program nasıl indiriliyor buna bakalım. Videonun hemen altında indirme linkini bulabilirsiniz. Bu linke bastığınız zaman uygulamanın sayfasına yönlendirileceksiniz. İngilizce bilmeseniz de olur. Zaten burada Google Play diye bir buton var bakın. Bunun üzerine basıp direkt indirebiliyorsunuz. Sizi direkt Google Play'e yönlendirecek. Buradan yükle diyelim ve programı indirelim. İndirme tamamlandı. Artık buradan açıp kullanabiliriz. Burada size kullanışı ile ilgili detaylar veriyor. İngilizce bilen arkadaşlar okuyabilir. Bilmiyorsanız da program gerçekten çok basit kullanışı. Casus programların tespitini yapabilirsiniz ve silebilirsiniz diyor. Gerçek zamanlı koruma sağlıyor diyor. Bunları geçiyorum. Kullanıcı şartlarını her uygulamadaki gibi kullanabilmek için mecburen kabul ediyoruz. Ve Start'a basalım. Öncelikle çok kısa bir hesap açmamız gerekiyor programı kullanabilmemiz için. İsterseniz e-postanızda bir hesap açabilirsiniz veya Google ya da Facebook'unuzda kullanabilirsiniz. Benim size tavsiyem size ait bir e-posta adresinizle bir hesap açmak. Hesap açmak için bakın aşağıda Sign Up yazıyor. Sign Up diye. Buna basıyoruz önce. Ve size ait bir e-posta adresinizi giriyorsunuz. Bu e-postanıza şifre falan gelecek bazen. Aktif olması önemli. Ardından bu uygulamayı çalıştırırken kullanacağınız bir şifre belirliyorsunuz. Ben şimdi bu şifreyi ve e-posta adresimi giriyorum kendime göre. Ve Sign Up yazan butona basıp İşlemi tamamlıyoruz. Kaydımız oluyoruz. Evet, bu şekilde programı açtığınızda çok basit bir arayüzü var gördüğünüz gibi. Çok İngilizce bilmeniz de gerek yok. Zaten kocaman bir buton var tarama yapın diye. Scan yazan ortadaki taramaya basarak telefonunuzdaki tüm dosyaları tarayabiliyorsunuz. Herhangi bir zararlı casus yazılım var mı diye. Ve bu ücretsiz versiyon ilk yüklediğiniz. Ücretsiz versiyonda bakın aşağıdaki temizleme, dosya temizleme ve uygulamaları tarama gibi fonksiyonlar var. Bunları da bedava yapabiliyorsunuz. Örneğin onlara önce bir göz atalım. Bakın telefonunuzun hafızasında gereksiz dosyaları buluyor ve bunları temizleyerek yer açabiliyorsunuz. 260 MB kadar yer açabiliyorum. Ücretsiz versiyonda bunu istediğiniz kadar yapabilirsiniz. Ayrıca uygulamaları da tarayabiliyoruz ücretsiz versiyonda. Bakın burada aşağıda App yazıyor. App Audit, oraya basıyorum. Burada hangi uygulamaya ne izinler verilmiş hepsini görebiliyorsunuz. Buradan detaylara bakabilirsiniz. Ve gelelim asıl olayına programın. Şimdi ana ekrandaki tarama tuşuna basalım. Gördüğünüz gibi tam 376 tane dosyayı çok kısa bir sürede taradı. Ve bana bir adet problem bulduğunu söylüyor. Bulunan zararlı yazılımları görmek ve bunları telefonumuzdan silebilmek için Pro versiyonu kullanmamız gerekiyor. Şimdi fiyatları falan da göstereceğim size. Tabii gizlilik çok önemli günümüzde. Kredi kartı bilgilerinizin, kişisel verilerinizin çalınması, hesaplarınızın çalınması gibi durumlar için ya da sizi takip eden birisi mi var? Telefonla gizli bir program mı yüklemiş? Bunu görebilmeniz için kullanacağınız programlar tabii ki genellikle ücretli oluyor. Bu programda öyle. Tüm özelliklerinden sonuna kadar yararlanmak için buradan Upgrade'e basarak Google Play'den direkt hesabınızdan satın alma yapabilirsiniz. Aylık ve senelik planlar mevcut. Şu an gördüğünüz fiyatlar benim videoyu yaptığım tarihte alınmış. Gördüğünüz gibi aylık 5 dolar, yıllıkta ise her ay 2,5 dolara geliyor bu program. Buradan istediğiniz gibi seçip satın alabilirsiniz. Ben de programın Pro versiyonu mevcut. Gelin şimdi Pro versiyonu inceleyelim. Şimdi ben uygulamayı açtım. Bakın buradan tekrar tarama yapıyorum. Yine izinleri istiyor. Evet diyoruz. Geçiyoruz.
Bakın bulduğu sorunu şimdi aşağıda görebiliyorum. Siz de uygulamayı satın alırsanız sorunları göreceksiniz. Varsa bir casus yazılım onu da bulacaktır. Benim kullandığım bir tuş uygulaması var. Onu gösteriyor. Onunla ilgili bir problem bulmuş. Bakın çok detaylı rapor bile var aşağıda. Aslında ben bu uygulamayı telefonun tuşu arızalı olduğu için kullanıyordum ama daha önce spyware yani casus yazılım sınıfına girdiği bazı bilgileri topladığı yönünde bir rapor varmış. Bunun kaynağı da var. Hangi siteden aldıkları aşağıda görebiliyorsunuz. Şimdi siz eğer bu uygulamaya, programa güveniyorsanız aşağıda ignore var. Yani bunu dikkate alma diyorsunuz veya düzeltmek için fix var. Fix'e basabilirsiniz ya da yukarıda fix all var. Yani tüm bulunan problemleri düzel. Buna bastığınız zaman da birden fazla problem bulduysa hepsini düzeltebiliyor. Şimdi fix'e basıyorum ben ve karşınıza bir not çıkacak silmek istiyor musunuz diye. Buradaki tiki tıklarsanız uygulamanın daha önce tüm kaydettiği dosyaları ve uygulama datalarını da silebiliyorsunuz. Ben bunu da işaretledim. OK'ye basıyorum. Kaldırmak istiyor musunuz diyor. Tamama bastık. Kaldırma işlemi tamamlandı. Gördüğünüz gibi şu anda korumayla ilgili ikon karşıma geldi. Cihazınız güvenli diyor. Gerçek zamanlı korumayı aktif ederek cihazınızı güvende de tutabilirsiniz. Gelin biraz daha inceleyelim programı. Geriye dönelim. Solda seçenekler var. Daha önce yaptığınız taramaların sonuçlarını buradan görebilirsiniz. Bunun dışında uygulamalarla ilgili hangi uygulama nelere izin istiyormuş bunları da görebiliyoruz. Bakın burada tehlikeli izinler diyor. Mikrofonuma, kameraya erişen uygulamaları buradan görebiliyorum. Geri dönelim. Biraz önce söylediğim gerçek zamanlı koruma var. Buna basalım. Bunu da buradan açarak kullanabiliriz. Bakın gerçek zamanlı koruma da açıldı. Artık anlık tarama yapabiliyor. İsterseniz gerçek zamanlı korumayı buradan kapatabilirsiniz ve siz istediğiniz zaman tarama yaparsınız. Uygulamayı videonun altındaki linkten indirip deneyebilirsiniz. Umarım işinize yarar. Beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın.